Muhterem kardeşlerim, içinde bulunduğumuz hafta Mevlid-i Nebi haftasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin hatırasına binaen Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene Mevlid-i Nebi haftası kutlamaktadır. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki Mevlid-i Nebi haftası konusunu tema olarak Peygamber Efendimiz ve çocuk olarak belirlemiştir. Bugün biz sizlere bu noktada Kur'an çerçevesinde, Hazreti Peygamber Efendimizin sünneti çerçevesinde çocuk haklarına İslam'ın çocuğa verdiği değere kısaca değinmek istiyoruz. Muhterem kardeşlerim, İnsan oğlunun kendisine verilen en önemli emanetlerden birisi evlattır, yani çocuktur. Çocuk bu yönüyle insanlığın devamını ifade eden, devamını sağlayan ve gelecekte hali hazırda olan toplumun yerini alacak olanlardır. Yarınlarımızı bu manada emanet edecek olduklarımızdır. Hem sorumlu olduklarımız, yani kendilerine karşı sorumlu olduklarımız, hem de sorumluluk yükleyecek olduklarımızdır. Bu manada çocukların ilk emanet edildikleri yer ailesidir, anne babasıdır. Dolayısıyla hakları söz konusu olduğunda sorumlu olanlar da ilk olarak çocuğun anne babasıdır. Yani hem dünyevi olarak hem uhrevi olarak çocuk hakları söz konusu olduğunda yükümlü olan kişiler kimlerdir? Anne ve babalarıdır. Maddi manevi eğitimlerinden, yetiştirilmelerinden, giyinip kuşamlarından, bakımlarından sorumlu olan kimlerdir? Anne babalarıdır. Dolayısıyla özellikle de ahirette Allah'ın ben sizlere emanet olarak verdiğim evlatlarınızı nasıl yetiştirdiniz, onları nasıl eğittiniz, geleceğe nasıl hazırladınız diye soracak olduğu ve bunun karşılığında ne cevap vereceğimiz bilinciyle, bu sorumlulukla hareket etmek zorundayız muhterem kardeşlerim. Özellikle hak söz konusu olduğunda, insan haklarının ihlal edildiği, çocuk haklarından, yani çocuklara hiçbir şekilde değer verilmediği bir dönemde ilk olarak çocuk haklarından bahseden İslam dini olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu manada hem çocukların emanet edildiği, emanet olarak verildiği, korunmasının gerekliliği, bakımının gerekliliği, ilerideki hayatlarının hazırlanması çerçevesinde birçok ayet-i kerime vardır. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ Sakın ha çocuklarınızı işte açlık korkusuyla öldürmeyin ayetiyle buna Kur'an-ı Kerim dikkat çekmektedir. Yani çocukların hayatı, yaşama hakkı garanti altına alınmıştır dinimizce. İslam dininin ana kaynaklarında bu manada çok nas vardır. Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak, Peygamber Efendimiz'in sünnetinde de hadisi şerif olarak birçok ayet ve hadiste bu noktada tavsiyeler, emirler söz konusudur. Muhterem kardeşlerim, İnsan evladı, yani çocuk, dünyaya korunmaya muhtaç bir şekilde gelir. Yetiştirilmeye, bazı şeyleri öğrenmeye, hayata hazırlanmaya muhtaç bir şekilde gelir. Dolayısıyla çocuk eğitimi, yetiştirilmesi son derece önemlidir. Ve bu manada da haklarının korunması son derece önemlidir. Dinimizin çocuğu korumaya yönelik koyduğu kurallar ve haklar vardır. Bu manada
çocuğun bir tarafta bazı hakları bazı haklarından söz edilirken bunların karşılığında da bunları onlara sağlayacak olan anne babanın da görevleri olarak telakki edilmiştir. Yani çocuğun hakkı nedir aslında? Anne babanın da görevidir. O çocuğun elde edeceği veya çocuğa verilmesi gereken hususiyetler aslında anne babanın da görevleridir. Dolayısıyla şöyle ifade edebiliriz. Anne babanın çocuğa karşı vazifelerinin, görevlerinin olduğu gibi çocukların da anne babalarına karşı ileride vazifeleri, sorumlulukları olacaktır. Ve bu çerçevede de buluğ çağına erene kadar, kendilerine gelene kadar bir takım haklara sahip olduklarını ifade edebiliriz. Şöyle maddeler halinde bunları kısaca özetlemek gerekirse, bir kere dinimizde ilk olarak, hak olarak söz edilen şey, daha çocuk doğar doğmaz kendisine güzel bir isim verilmesi gerekir. Dinimizde bunun değerlendirilmesi, ilerideki yani dünyadaki hayatında o isimle çağrılacağından güzel bir isim olması, kendisinin kişiliğini zedeleyecek bir şekilde veya başka manalara, kötü manalara gelecek bir isim olmaması ve daha sonraki ahirette öldükten sonra da aynı isimle çağrılacağından son derece isminin güzel olması, iyi olması emredilmiş ve bunun çocuğun alması gereken bir hak olduğunu ifade etmiştir dinimiz. İkinci olarak da çocuğu korumaya yönelik bir hak olarak temel haklardan dinimizde fıkıh kitaplarında ifade edilen hatta bir başlık olarak ele alınan hidane kavramı vardır ki hidane doğumundan kendisine gelene kadar, belli bir yaşa gelene kadar yetiştirilip terbiye edilmesini ifade eden hidane kavramıdır ki bu işte büyütülmesi, beslenmesi, emzirilmesi, giyinip kuşandırılması ve yani ihtiyaç duyduğu yaşamının devam ettirilmesi için ihtiyaç duyduğu talim ve terbiyeden manevi olarak bir de maddi olarak yine hayatının, yaşamının sürdürülmesi için gerekli olan her şeyi ifade eden bir kavramdır ki buna özel olarak fıkıh kitaplarında bir başlık ayrılmış ve çocuğun hakları burada zikredilmiştir. Dolayısıyla maddi bütün ihtiyaçlarının babasının karşılaması gerekir. Yine aynı şekilde hayatını devam ettirmesi için annesinin üzerine de emzirilmesi bir görevdir. Yani annenin çocuğu emzirmesi kendi üzerine bir görev olarak telakki edilmiştir. Hatta bu manada mesela çocuğun hayatını garantiye almak için yani sağlığının korunması, beslenmesi için farz olan oruç görevini anneler tehir edebilir. Yani emzikli kadınlar oruç tutmakla mükellef değillerdir Ramazan içerisinde. Daha sonra bunu kaza edebilirler diye ruhsat verilmiştir. Çocuk anne karnından itibaren yaşama hakkına sahiptir. Yani öyle bir dinden bahsediyoruz ki çocuğun daha anne karnına bir canlı olarak düştüğü andan itibaren yaşama hakkına sahip olduğunu ve bunu garantiye aldığını görmekteyiz. Hiçbir şekilde onun hayatının sonlandırılmasının caiz olmadığını ifade etmektedir dinimiz. Az önce ifade etmiştik ayet-i kerimede. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ açlık korkusuyla veya bir takım gailelerle çocuğun hayatına hiçbir şekilde son verilmesi caiz değildir. Bunu Peygamber Efendimizin daha İslam'ı yayarken biat aldığı yani kendisine inananlardan aldığı beyatta bir takım hususiyetleri onlardan söz alıyordu ki bu ilk söz aldıkları maddeler içerisinde
çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz maddesi vardır. Yani çocuğun hakkının korunmasına Peygamber Efendimiz burada vurgu yapmaktadır. Bir başka hususiyet işte nafaka hakkı. Nafaka. Yani çocuğun yeme, giyinme ve mesken hakkı. Bunu şöyle açabiliriz. Hiçbir şekilde çocuk mesela çalışmakla mükellef değildir. Onu dünyaya getiren anne babası onun hayatiyetini devam ettirmekle mükelleftirler. Çocuk mesela geçimi için, hayatının devamı için çalıştırılamaz. Kimsesiz olsa da çalışmakla mükellef değildir. Onu bir şekilde anne babası olmasa bile yakınları bakmakla, onun velayetini üstlenmekle mükelleftirler. Hatta fıkıh kitaplarında vardır, velisinin izni olmadan bir çocuğa iş buyurulmaz. İş buyurmak caiz değildir. Ona herhangi birisi izin almadan iş buyurduğu zaman veya bir işi yaparken, bu durumdayken başına bir hal gelse onu tazmin etmekle mükellef kılar dinimiz. Evet muhterem kardeşlerim, en önemli hususiyetlerden birisi de çocuk hakkı olarak, yani dinimizin emrettiği çocuk hakkı olarak dinini öğrenmek. Dinini öğrenme hakkına sahiptir çocuk. Bu manada ilk olarak vazifeli kimlerdir? Yine anne babalardır. Çocuğa dinini öğretmekle mükelleftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde her çocuk, yani her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Yani fıtrat üzere tertemiz bir sahife olarak doğar. Onu anne babası Yahudi yapar, Hristiyan yapar veya Mecusi yapar diye ifade etmektedir ki burada anne babanın rolü meydana çıkmaktadır. Dolayısıyla anne babası onu şekillendireceği için doğru bir şekilde, doğru bir şekilde, doğru bir eğitimle, doğru bir ahlakla onu yetiştirme görevleri vardır anne babanın. Dolayısıyla da çocuğun bu manada dinini öğrenme, ahlakını öğrenme hakkı vardır muhterem kardeşlerim. Her çocuğun eğitilmesi, her çocuğun geleceğe hazırlanması ilk olarak yine anne babaya düşmektedir. Dolayısıyla anne baba bu yükümlülüğünü hiçbir şekilde başkalarına bırakamaz. Ya kendisi öğretecektir bunu ya da öğrenmesini sağlayacaktır, yetiştirilmesini sağlayacaktır muhterem kardeşlerim. Bir başka hususiyet de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de hadislerinde ifade ettiği güzel bir terbiye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna dikkat çekerek مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha önemli bir miras bırakamaz, hediye veremez diye ifade etmektedir. Anne babalar çocuklarına ilim, edep ve sanat, adab-ı muaşeret öğretmeyi bu manada asla ihmal etmemelidir. Yani sahip oldukları dünya varlığı içerisinde en önemli görmeleri gereken, en önemli emanet olarak görmeleri gereken kimdir? Evlatlarıdır. Dolayısıyla bunun yetiştirilmesini, terbiye edilmesini asla ihmal etmemeleri gerekir. Bu manada bir örnek ifade edecek olursak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinde, himayesinde büyüyen Ömer bin Seleme radıyallahu anh bu manada bir rivayet bize sunmaktadır. Kendisi ifade etmektedir ki ben Hazreti Peygamber'in terbiyesinde yetiştim. Onunla beraber yaşadım ve dolayısıyla onunla beraber yemek yer, onunla beraber işte dolaşır, onunla beraber hayatımı geçirirdim. Bir defasında işte yemek yerken ben küçük olduğum için elim veya kaşığım
İşte yemeğin her tarafında, kabın her tarafında dolaşırdı. Peygamber Efendimiz bunu güzel bir dille bana, işte evladım, yemeğe başlamadan önce Allah'ın adını an, Besmele ile başla ve kendi önünden ye diye ifade etmiş ve ben ondan sonra bir daha bunu öğrenmiş, bir daha yanlış yapmamıştım. Burada gördüğümüz husus, alacağımız ders, küçükler bilmeyebilir. Çünkü hayata hiçbir şey bilmezken gelirler. Onların yetiştirilmesi kime bağlıdır? Başındaki büyüklere bağlıdır. Örnek aldıkları kişilere bağlıdır. Dolayısıyla onlar özellikle bu manada bir başka hususiyet olarak iyi örnek, iyi rol model olmak zorundadır. Belki de eğitimin ana can damarı burasıdır. Çocuklara iyi örnek teşkil etmek hususiyeti. Bir kere evde anne baba çocuklara iyi örnek olmalıdır. Çünkü örnek davranış en etkili eğitim ve terbiye metodudur. Bu manada büyüklerimiz çocuğun gözden besleneceğini, kulaktan beslenmeyeceğini ifade etmişlerdir. Yani çocuk görerek öğrenir, görerek terbiye alır şeklinde ifade etmişlerdir. Dolayısıyla her şeyden önce hem dünyevi olarak hem de uhrevi olarak hem sosyal hayatımızda hem ferdi hayatımızda çocuklara güzel örnek olmak zorundayız. Bir taraftan çocuğa iyiyi, güzeli emrederken diğer taraftan onları biz yapmazsak çocuğa etkili olamayız. Çocuğa eğitimi hususunda güzel bir rol model tesis etmemiş oluruz. Bu manada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına bakmalıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her konuda olduğu gibi çocukların yetiştirilmesi hususunda da bize örnek teşkil eder. İlk olarak İslam ahlakını, İslam terbiyesini kendi hayatında yaşayarak, bütün başta çocuklar olmak üzere bütün insanlara göstererek, yaşayarak tatbik etmiştir. Yapmadığını hiç kimseye söylememiştir. Bu manada uygulamalarını güzel bir şekilde insanlara hayatında tatbik ederek göstermiştir. Onun için Kur'an'da da buna işaret edilir. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Siz insanlara iyiliği emreder de kendi nefsinizi unutur musunuz? Yani bir insana iyi olmayı emrederken o iyi olma hususiyetini yaşamıyorsak bir manada hem Kur'an'ın diliyle kınanmış oluruz hem de bunun hiçbir manada karşımızdaki kişiye tesir etmeyeceğini anlamış oluruz muhterem kardeşlerim. Yine çocuğun gelecekteki hayatına hazırlıklı olması için mesela meslek edindirmek, geleceğe hazırlamak, geleceğini teminat altına almak da anne babasının görevidir. Yani ilelebet belki buluğ çağına erdikten sonra, yaşını başını aldıktan sonra belki sorumlu değildir ama hayatını ikame edeceği devre ne? Hangi devredir? Çocukluk devresidir. Çocuğu iyi tanıma, ona güzel bir yuva hazırlama, mutlu bir aile ortamı hazırlama ve o aile ortamında eğilimlerini yani özelliklerini iyi tanıyıp hangi yönde yatkınsa çocuk o yöne onu kanalize etme, o yönde ona rehberlik etme de çok önemlidir. Ve dolayısıyla çocuk dünyevi olarak hangi mesleğe yatkınsa o meslek çerçevesinde çocuğu yetiştirmek, işte öğretmen mi olacak, marangoz mu olacak veya bir sanatkar mı olacak, çocuğun hangi yöne yatkınlığı varsa onu tespit etmek ve o noktada da çocuğa rehberlik etmek yine kime düşer? Anne babasına düşer ve dolayısıyla
geleceğini teminat altına almak da bu manada çocuğun bir hakkıdır. Anne babasının da bir görevidir muhterem kardeşlerim. Evet, muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi çerçevesinde çocuğu, çocuk haklarına dikkat çekerek sohbetimizi sonlandırmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde mesela kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi buyurmaktadır. Veciz bir şekilde insanoğlunun sorumlu olduğuna dikkat çekmektedir aslında burada. İlk önce mesela burada o hadisi şerifin devamında işte evde aile, anne baba çocuğuna karşı işte sorumludur. Onlara karşı vazifelerini ifa etmektedir de, diye de devam etmektedir hadis-i şerif. Burada öğreneceğimiz, anlayacağımız husus şu olmalıdır. Hiçbir şekilde insan evladı ihmale gelmez. Yani mesela bir fidan diktiğimizde onu bakmazsak, onu yetiştirmezsek, onun ihtiyacı olan suyunu, işte gübresini vermezsek, kendi başına bize meyve vermiyorsa, insan evladı da ihmal edildiğinde geleceğini teminat altına maddi manevi olarak alamaz. Dolayısıyla emek verdiğimiz dünya kadar, dünyanın belki de dünyada emek verdiğimiz herhangi bir şeyi düşünün, ona verdiğimiz emeğin belki de 10 katını, belki de 20 katını çocuklarımıza ve evlatlarımıza vermeliyiz ki geleceğimizi teminat altına alalım. Bu manada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimizin Kur'an'da hep ya Rabbi işte bize hayırlı bir varis ver, hayırlı bir evlat ver. Rabbi hebli mine salihin, işte Hazreti Zekeriya'nın, Zekeriya peygamberin duasını görüyoruz, Hazreti İbrahim'in duasını görüyoruz ve çeşitli peygamberlerin duasını görüyoruz ki hep yani inandıkları Allah'ın dininin taşıyıcısı olabilecek, yani dini temsil edecek bir varis istiyorlar. Dolayısıyla bu manada hem dünyevi olarak, maddi olarak varisimiz olacak ama bunun daha önemlisi yarınlara Allah'ın dinini, diyanetini taşıyacak, onu temsil edecek, hakkıyla temsil edecek varis bırakmamız, nesil bırakmamız için çocuklarımızı asla ihmal etmemeliyiz. Bu manada Peygamber Efendimizin çocuklara davranışlarını, onlara karşı takındığı tavrı, onları yetiştirirken edindiği metodu son derece dikkatle öğrenmeli, son derece ona özen göstermeli. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu manada örnek almalıyız. Evet, sohbetimizi sonlandırırken Peygamber Efendimiz'e binlerce salat ve selam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a binlerce hamd ediyoruz. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.